Arıburnu'nda bir İngiliz savaş gemisinden atılan patlamamış top mermisi ve Osmanlı askerleri Çanakkale. İngiliz, İngiliz, İngiliz. Nereye dönsek İngiliz. Daha hala İngilizlerin devletini anlayamayanlar var. Anlatıyoruz, onu adam geçiştirmeye çalışıyor. Ya 200 bin insanı adam kısa sürede şehit ediyor. Getirdiği askerlerin de çoğu da Müslüman asker. Müslümanı Müslümana kızdırıyor. Anzakları getiriyor, garibanları oradan buradan toplamış. Yani çok kapsamlı cinayet işlettiler burada. Hiç umurlarında bile değil. Tası tarağı toplayıp çekip gittiler. Kim yaptı diyoruz? Hiç kimse sorumluluk almıyor. Sorumluluk İngiliz Derin Devleti'ndedir. Çanakkale Savaşı'nda İngiliz Derin Devleti İngiliz güçlerine üç ayaklı zehirli çivi dağıttı. Bak şöyle, şöyle, şöyle biri yukarıya doğru. Dört ayaklı, pardon. Bir, iki, üç, dört. Yani sadece ayak gibi attın mı yere, mutlaka bir kısmı yukarıda kalıyor. Şu tarz görüyor musun? Evet. Bu zehirli çivilerle, ucuna zehir sürülmüş. Bunlarla çok fazla askerimiz şehit ettiler. Aslanlar bilmiyor otların içerisinde. Bastı mı ayaklarına giriyor. Onlarda da çarık var ayaklarında. Bu zehirli çiviler yüzünden şehit olan çok fazla aslanımız oldu. Yani müthiş bir kalleşlik, müthiş bir kahpelik. 12 bin askerimiz bacağını kaybetti bu zehirli çivi yüzünden. 12 bin asker, 12 bin küsür. Bak İngiliz Derin Devleti'nin sadistliğini görüyor musun? Kahpeliğe bak, deliliğin şiddetine bak. Bir kısım askerlerimizi zehirli suyla yıkattılar, gözlerini kör ettiler. Ama öyle binler hesabıyla. Binlerce yani.